işte. Görüyorsun da kardeşi. Mahallemizin kanayan yarasıydı Refaiye Sokak. Asayiş yönünden de sıkıntılı bir sokaktı. Samsun'da son zamanlarda özellikle mültecilerin uğrak mekanlarından olan Refaiye Sokak ile ilgili şikayet üzerine çalışma başlatıldı. Göç vermeye başlamıştı. Millet evini satar olmuştu. Hürriyet Mahallesi Refahiye Sokak. Bazı işletmeler nedeniyle boydan boya masa sandalyeyle doluydu. İddiaya göre son zamanlarda da mültecilerin bölgeye yerleşmesiyle birlikte asayiş olaylarının da sık yaşandığı yerleşke haline geldi. Bizim hanımefendiler, baylar, bayanlar evlerine çıkamıyordu. Balkondan aşağı bakamıyordu. Bakmak sorun oluyordu. Burakların bu intikal giren arkadaşlarımız. Burada sokaklarda var. Yolu tamamen 5'er metre çıkmıştı. Yolu kapsetmişti. Mahalle muhtarı Orhan Şimşek, sokağın temizlenmesi için gerekli çalışmaları başlattı ve belediyeye durumu bildirdi. Yapılan girişimin ardından sokağın trafiğe açılarak Çiftlik Caddesi'ne bağlanacağını söyledi. Sözümüzü yerine getirmek için projemizi başkanımıza sunduk. Sayın İlk Adım Belediye Başkanım Necattin Demirtaş bu projemize sıcak baktı ve bu duruma getirdik. İnşallah trafiği de açacağız. Halkımız memnun. Daire sahiplerimiz memnun. Halkımızla iç içeyiz devamlı. Başkanımıza ve bize minnetlerini sunuyorlar. Rahat rahat sokağımızdan geçmeye başladılar. Refahiye Sokak çiftliğe bağlandığı için şu anda çok mutluyuz.